Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunda kullandığınız yapay zekaların öldüklerinde nasıl yapay zeka kontrolcüsünden ayırırsınız? Bunu göstereceğim. Mesela gördüğünüz gibi bütün düşmanları öldürdüm. Şimdi Shift F1 ile mouse'a geçip burada Behavior Tree'yi göstereyim. Şu anda gördüğünüz gibi ölmesine rağmen hala davranış ağacı işlevin yerine getiriyor ve hala hiçbiri kontrolüsünden kopmadı. Şimdi bunları nasıl kopartırız onları göstereyim. Yapmamız gereken şey çok basit arkadaşlar. Bu AI controller'ınıza ben adını enemy controller koydum. Siz adı her neyse artık. Sağ tıklayıp custom event koyacaksınız bir tane. Mesela biz adını killed koyalım. Niye yazamadım? Çünkü İngilizce klavyeye geçmiş. Killed yazalım. Evet, aradığımız node'un adı detach from controller pending destroy. Evet, bu gördüğünüz Node bizim işimizi çözecek olan node. Şimdi ben bunu compile dediğim zaman gördüğünüz gibi hata verecek. Hemen bunun nasıl çözeceğiz? Tabii ki de diyeceğiz ki bakın ne yazıyor? Bu diyor pound istiyormuş ve target boş bırakılamazmış. Şimdi buraya bir pound koymamız lazım. Dolayısıyla get controlled pound. Evet, bunu alıyoruz. Kontrol edilen pound'ı döndürüyor bu node. Evet, şu anda bu node tamamdır. Şimdi bunu da karakter öldüğünde, burası bizim öldüğümüz kısım. Burası ragdoll'a giren kısım, burası çok önemli değil. Bunu çağırmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Cast to enemy controller. Sizin yapay zeka kontrolcünüz artık hangisi ise. Bu. Object olarak da get controller diyelim. Yani bu bizim düşmanımızı kontrol eden efendim kontrolcüyü alıyorum. Bu içindeki enemy controller olduğunu biliyorum diyorum ve bu enemy controller'ın içindeki killed fonksiyonunu eventini canlandır diyorum. Şimdi bakalım kaydettik hepsini evet. Bakalım ne olmuş. Evet. Oyunlara devam ediyor. Shift F1'e geldim ve gördüğünüz gibi burası boş ve hiçbir aktör şu anda devrede değil. Hepsi inaktif. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu günler dilerim.